emekçileri, emeğin hakkını ve eşit günleri mücadelesini veren tüm kız kardeşleri. Hepimizin Dünya Emekçiler Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün bizler yer görenin bütün kadınları dayanışma içinde haklarımızı haykıracağız. Bizim için 8 Mart sadece eşit, özgür bir geleceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara sahip olsun. Kadınlar tarih boyunca tüm toplumsal mücadelelerin en ön saflarında yer aldı. Sahip olduğumuz her hakta, edindiğimiz her kazanımda o cesur kadınların payı vardır. Bugün, bundan 164 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan 40 bin dokuma işçi kadın, kendilerine dayatılan ayrımcılığı reddetti. Binlerce işçi kadın çalışma koşullarını iyileştirmesi ve eşit işe eşit ücret talebiyle grev yaptı. Fabrika kapıları üzerine kilitlendi. O sırada yangınlar kapı önünde yığılan barikatları aşamayan kadınlardan 129 yanarak hayatını kaybetti. O olay dünyanın her yerinde kadınların öfkesini örgütledi. Yaşamlarıyla bedel ödeyenlerin hak mücadelesi hiç unutulmadı. Yıllar sonra 27 Ağustos 1910 tarihinde Kopenhag'da 2. Enternasyonel'e bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'ndaki toplantıda Clara Zetkin dokuma fabrikasında hayatını kaybeden kadınlar için 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak konulmasını önerdi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. O gün bugündür kadınlar mücadelenin ve dayanışmanın örgütlü gücünü kutluyor. Her sokakta, her mahallede, her ilçede, her şehirde sesimiz daha gür çıkıyor. Değerli basın emekçileri, bizim bağrımız 8 Mart'larda alanları dolduran kadınların yan yanına gelmesiyle başlar. Peki, bugün ülkemizde kadın eşitliği açısından neredesiniz? Kadın erkek eşitliği açısından neredeyiz? Dünya Ekonomik Forumu'nun 2022 yılı küresel cinsiyet eşitsizliği endeksine göre %53 ülke arasında 130. sıradayız. Bu yıl pandemi koşullarıyla derinleşen ekonomik kriz kadınların yükünü daha da arttırdı. Kadınlar erkekler arasında hep var olan yeni eşitsizliği bu dönemde iyice büyüdü. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı %43'e çıktı. İktidar temsilcileri Lebalep kongrelerde ülkeyi demokrasi törenlerine boğduğunu iddia ederken İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara, 8 Mart'ı kutlayanlara şiddet uygulanıyor. Cezalar yağıyor, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için dans eden kadınlara dava açılıyor. Bu demokratik eylem Cumhurbaşkanı'na hakaret noktasına getirilerek hapis cezası veriliyor. Diğer yanda ise kadınlara şiddet uygulayanlar elini kolunu sallayarak sokaklarda dolanıyor. Kadınlar saldırganlarıyla karakollarda barıştırıp evlerine yollanıyor. İktidar zihniyeti kadınlara itaat et, rahat et anlayışını dayatıyor. Oysa ki şiddet kader değil, kederdir. İstihdamda tutulan kadınların çoğu düşük güreşte, sendikasızlığı, işini kaybetme korkusuyla uzun çalışma süreliyle mobbingle baş etmeye ve evine ekmek götürmeye çalışıyor. Kadının emeğini yok sayanlara haykırıyoruz. Her kadın emekçidir. Kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası verir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kadınları olarak bu kavganın da bu taleplerin de geleceğin aydınlık günlerini barındıran bu umudun da yılmaz savunucularıyız. Bizler haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız. Emek biziz, umut biziz, mücadele biziz, halk biziz, halkın iktidarı da bizler olacağız. Kutlu olsun 8 Mart, dayanışma olsun, yaşam olsun, cesaret olsun. Saygılarımı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.